Merhabalar. Bugün çok temel bir teoremden bahsedeceğim. Arşimet prensibi ve Arşimet özelliği olarak da karşınıza çıkabilir. Nedir Arşimet prensibi? Bu teoremi vermemin temel sebebi de bundan sonraki limit videolarında özellikle Arşimet prensibinden muhtemelen faydalanacağız. Şimdi Arşimet prensibi ne diyor bize? Bir pozitif ne kadar küçük olursa olsun pozitif bir epsilon sayısı alalım. Reel sayı olsun hatta. Epsilon büyük 0 aynı zamanda epsilon reel sayı ve bir x reel sayısı ele alalım. Şimdi n çarpı epsilon büyük x koşulunu sağlayan en az bir n doğal sayısı vardır. Önce teoremi anlamaya çalışalım. Ne diyor? Hatta burada önce şunu söyleyelim. Ne kadar küçük olursa olsun bir epsilon reel sayısı kendisiyle yeterince toplanırsa, kendisiyle defalarca toplandığı zaman herhangi bir x reel sayısını geçecektir. Hatta bu teoremi şöyle de, bu şekilde de karşınıza çıkabilir. N çarpı epsilon büyük 1 şeklinde de görebilirsiniz. Yani kendisiyle yeterince toplandığında 1'i geçecektir. Hatta herhangi bir x reel sayısını da geçecektir. Çok temel bir teorem. Dediğim gibi daha sonra da işimize yarayacağı için şimdi bugün bundan bahsediyorum. İspatına geçelim isterseniz. Kanıt. Teoremin doğru olmadığını farz edelim. O zaman teoremin tersi doğru olsun. Doğru olmadığını farz edelim. Kabul edelim. O zaman bu şu anlama gelir. Her n doğal sayısı için n çarpı epsilon küçük eşit x olmalı. Buradan da şu sonucu çıkarız. N küçük eşittir x bölü epsilon. Yani her n doğal sayısı x bölü epsilon sayısıyla sınırlandırılmış durumda. Bu sayıya r diyecek olursak x bölü epsilon sayısına r diyelim. Şimdi bu bize ne anlatıyor aslında? Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Doğal sayılar kümesi r sayısıyla sınırlandırılmıştır. Bu doğal sayılar kümemiz olsun. Şimdi eğer ki doğal sayılar kümesi sınırlı bir küme ise mutlaka bir en büyük elemanı vardır. Şöyle diyelim. Mutlaka L gibi en küçük bir üst sınırı mevcut olmalı. Eğer gerçekten doğal sayılar kümesi sınırlı bir küme ise R gibi bütün doğal sayılar R gibi bir reel sayıdan küçükse ve bu kümenin en büyük üstün en küçük üst sınırına da L diyecek olursam L eksi 1 küçük. Şurada bir n sayısı alalım. Küçük eşit l olmalı. Şimdi şu eşitsizliği incelediğimde l sayısı küçüktür n artı 1 ki bu doğal sayıların özelliğinden kaynaklı. Eğer ben herhangi bir n doğal sayısı varsa benim kümemde n artı 1 doğal sayısı da mevcut olmalı. Doğal sayıların kendi özelliğinden ötürü. Buradan da çıkardığımız sonuç L'den büyük bir doğal sayı elde edebiliyorum. Haliyle burada R gibi bir sayıyla üstten sınırlı olamaz doğal sayılar kümesi. Yani bir çelişki elde etmiş oluruz. İspatın şu kısmına bakacak olursak aslında yeterli gibi duruyor. Yani doğal sayılar kümesinin üstten sınırlı olduğu sonucuna varmak doğrudan bir çelişkiye ulaştırıyor gibi bize ama şunu da göstermemiz gerekiyor ki bütün doğal sayılardan büyük bir reel sayı olmadığını da ispatlamamız gerekiyor aslında. Bunun için şöyle bir teorem de verebilirdik öncesinde. Eğer doğal sayıların herhangi bir alt kümesi, kapalı bir alt kümesi mutlaka en küçük üst sınırını içerecektir. Bu da çok benzer bir, o biraz daha bariz, onun ispatını vermek istemedim. Benzer bir yöntemle de ispat edebiliriz onu. Ben doğrudan bu ispatın içinde bu yöntemi kullanmak istedim. Eğer üstten sınırlıysa doğal sayılar kümesinin bir en küçük üst sınırı vardır. Buna L dersek eğer L eksi 1 ile L arasında ya da L'ye eşit olan bir N doğal sayısı vardır.
Her iki tarafa, şuradan iki tarafa 1 eklediğimizde L küçük N artı 1 olur ki bu da L'den büyük olacağı için L'nin en küçük üst sınır olmasıyla çelişecektir. Çok basit ve temel bir teorem. Umarım ispatı da anlaşılmıştır. Bundan sonraki videolarda bu teoremi mutlaka kullanacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.